Bir kaymakama, kaymakam kelimesi biliyorsunuz nereden geliyor? Kaimi makamdan geliyor. Yani o makamın işlerini yürüten anlamında. Şimdi o işlerin o makamda bulunan anlamında. Şimdi o şeyi, o hani işleri yürütecek, oraya getirilmiş olan birisinin bir halka hani hizmet için olan bir yer olduğu için buna uygun olması gerekir, değil mi? Şimdi bakın, kaymakamın üslubuna bakın. Anladık, 40 kez söyledin. Tamam. Diğer aç var. Sen de yoksa bizde var. Tamam. Allah Allah. Şimdi şöyle, konuyla alakalı dediğim gibi arkadaşlar dahil olacak. Yardım kabul edersin etmesin, o bizi bağlamaz. Bizim arkadaşımız buranın yönetimini yapacak. Konuyla alakalı da gönüllerimiz yardım etmek isterse yardım eder. Yardım etmezse dışarıdan ben askerde getiririm, poliste getiririm, yataşır. Hiç sıkıntı yok. Yani biz burada yani sıkıntı burada çıkartmaya ya kapadayılık etmek için gelmedin ki be. Yani, kaymakam Bey. Yok. Orada o kadar gördüğün görmüştür. Burada sıkıntı çıkartmaya gelmedik. Herkes kapadayılık yapar. Mesela sayın o değil. Bu iş asker polis işi değil. Bu iş dayanışma işi. O dayanışma işi. Kapadayılık olmaz. Kanun var, nizam var. Kanun nizam anlatılır. Kanun nizam uygulanırsa uygulanır. Uygulanmazsa devlet kanun nizamı uygulanır. Tamam. Dayanışma içerisinde arkadaşlar. Arkadaşlarla beraber. Manası yok. Beraberce yapalım. Şurada ben bir iş ocağına geçeyim, gel. Benim ekip gel. 2-3 kişi. Ne yapacağız? Arkadaşlar gitmeyin. Evet. Kesin yani valiliği de garantiledi ha. Yani bir de böyle bir şey var. Yani en iyi ben yaparım. Sizin o halka yönelik politikanız var ya, en iyi onu ben uygularım diye işte valiliği de garantiledi. Yarın bir gün not edin, bu adam ileride bir yere valide olur yani.